Galaxy Tab S8 serisi favori takımları sunar. Bol izleyicileri merhaba. Samsung Galaxy Tab S8 serisinin sunduğu favori takımların bu bölümünde Uruguay'ı anlatacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Ee, hocam Uruguay e, Dünya Kupası şampiyonluğu apoleti olan ülkelerden biri. İki Dünya Kupası şampiyonluğu var 30'da ve 50'de. Üç kez Dünya Kupası üçüncülüğü var. 54-70 diye artık Uruguay geçmişte mi kalıyor derken 2010'da bir Dünya Kupası üçüncülüğü yaşadılar. Oscar Tabarez yönetiminde. E, bu turnuvada da kadroda tanıdık isimler de var. Galatasaraylı Mustera, Toreira, Trabzonsporlu Maxi, Maxi Gomez gibi. Hatta onların geniş havuzunda Fenerbahçe'li Diego Rossi de vardı ama ana havuzu almadılar. E, Uruguay'dan beklentileriniz nedir? H grubunda Portekiz, Gana ve Kore ile mücadele edecek. Kolay bir grup değil. Orası da sert bir grup. Sağlam bir grup ama ortada da bir gerçek var. Yani Uruguay Hiçbir zaman büyük süperstarları olmadan hep başarıyla yarışmış bir ekip. İki defa dünya şampiyonlukları var. Oyuncu sorsak, yani dünya futbol tarihini takip eden arkadaşlarımız var. Belki bir tane iki tane isim sayarlar. Son dönemi söyleriz. Ee, ama son dönemi söyleriz ama şimdi... Tabii herkes bir Luis Suarez geldi şu an akıllarına. Ee, Enzo Francescoli'yi hatırlarsınız. Ben, hatırlamaz mısınız? <laughs> Hatırladım. Futbol ee, sahnesi... Forması tam mavi zaten. <laughs> Ee, o e, İtalya'da, İspanya'da e, oynamış. Hala veteran maçlarında akın akın insanlar onu izlemeye gidiyorlar. Yani e, izleyicilerimiz YouTube'da bulabilirler. E, Enzo Francescoli'nin Arjantin'de uzun süre oynadı orada. River Plate'in efsanesi kabul edilir. Efsanelerden biri kabul edilir. Hani dünya futbol tarihinde hani bir Pele gibi, bir Maradona gibi, bir Zico gibi, bir Roberto Baccio gibi, bir Franz Beckenbauer gibi, bir Zidane gibi oyuncuları hiçbir zaman olmadı. Ama bir şekilde hep iyi yarıştılar. Çeyrek final yaptılar, yarı final yaptılar. Aldılar kupa veya alamadılar ama hep katıldılar. Copa Amerika'da da şampiyonlukları var. Kıta şampiyonlukları var. Ne bunu sağlıyor ee, hocam? İşbirliği. Yani küçücük bir ülke, çok küçük bir ülke. Güney Amerika'daki küçüklerden bir tanesidir. Yani nüfusu çok az. Bir tane büyük şehirleri var. işte Montevideo. Onun dışında aman aman birlikleri yok. Ama aşağı yukarı bütün oyuncuları ülke dışında oynuyor. Yatkınlıkları var. Genetik yatkınlıkları var. Sertlikleri var. işbirliğine çok açık bir kültürel altyapıları var. Dolayısıyla da işbirliği içerisinde bir takım oyunu ortaya koyarak genelde başarılı olabiliyorlar. Yine onlardan işbirliği içinde baş, içerisinde başarılı olmalarını bekleyeceğiz. Bu, bu çok iyi bir sosyal analiz oldu hocam açıkçası. Yani çünkü dediğiniz gibi yani şimdi direkt Kadronun yıldızından bahsedeyim başlayayım size hatta sormaya. Şimdi size o işte büyük yıldızlardan bahsettiğinizi son dönem geliyor bizim aklımıza. Yani önceki gibi Pelé, Diego Forlan falan. Forlan geliyor. Sonrasında Luis Suarez evet kadroda var zaten. Şimdi de sonrasında Cavani geliyor. Derken şimdi herkesin gözü Darwin Nunez'in üstünde. <laughs> Liverpool 100 milyon euroya yakın bir para ödedi ama onun karşılığını daha alabilmiş değiller. Hatta herkes ikiye bölünmüş durumda. Bazısı ya olmayacak galiba bu çocuktan diyorlar. Bazısı da hayır parıltısı var adapte olmaya başladı diyor. Siz hangi taraftasınız? Ee, parıltısı var adapte olmaya başlıyor ama ne, ne, ne kadar daha gidebilir onu bilmiyoruz. Ama siz anlatırken benim aklıma hemen şu geldi. Yine Francesco'yu bir tarafta tutuyorum. Bak Diego Forlan geldi Avrupa'ya. Acayip bir fiziksel al, albenisi var. Sarışın işte saçları uzun, bant takıyor. Kusursuz bir fiziği var. Ee, ismi de güzel Diego Forlan falan. Ee, ama... hemen olmadı. Katılır mısınız? Evet. Yani 27-28'den sonra Forlan bir uluslararası seviye... oyuncu olduğu konuşulmaya başlandı. Suarez... Hollanda'da çok attı. Dünya kadar gol attı. Ama... Hollanda'dan e, İngiltere'ye gelişi, Liverpool'a gelişi, Liverpool'dan Barcelona'ya gelişi yine gecikmiş bir şöhret. Bakın çok gecikme yok ama yani 18 yaşından beri büyük şöhret falan diyemeyiz bu oyunculara. Hiçbir ne diyemeyiz yani ben hiçbir Uruguaylı oyuncu 18 yaşında büyük bir süperstar, büyük bir şöhret öyle hatırlamıyorum. Dünya kadar Brezilyalı, Arjantinli, İtalyan veya İngiliz sayabiliriz. Alman sayabiliriz. Ama Uruguaylılar biraz gecikmeyle de olsa Hak ettikleri yere geliyorlar. Godin bile gecikti yani. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Godin bile gecikmeyle bir yıldız statüsüne erişti. Belki biraz ulusal kimliği sebebiyle zamana ihtiyacı olabilir. Ben onda çok büyük bir şey görmüyorum. Hani 100 milyon euro verilir miydi, verilmez miydi? Bu bir soru işaretidir. Ama giderek adapte olduğunu görüyorum ve daha iyi olacağını umut ediyorum. Darwin Nunez'in. Böyle çok dışarıdan baktığınızda Darwin'e Cavani'yi de kabul eder eder evet, mi? Cavani de gecikmiş bir şöhrettir evet, yani. Ederiz. Ederiz, kesinlikle ederiz. Darwin'e dışarıdan baktığımızda böyle ince, e, biraz hatta acaba çelimsiz mi diye düşüneceğimiz bir oyuncu ama yazın Liverpool'un bu e, eleştirileri belki de ortadan kaldırmak için de yapmış olabilirler. İletişim çalışması da olabilir. Onun Treman'dan bir işte tişörtü çıkardığı bir fotoğrafı paylaştılar. Tık 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 bak, tık tık var. kaslar tık 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 tık. Her bak. taraf böyle Batmobile Mobil gibi bir vücudu var yani bir yandan da bu oyuncuların e, Uruguay'ın biraz kuvvet yönünden Bentancur, Toreira hatta Valverde'yi bile e, tamam. sayabileceğimiz ee, Forlan'ı da yine kuvvetli bir oyuncu olarak sayabilirim. Lugano. Lugano. Tanıştığınız var mı hocam Lugano'yla? Tabii canım. Çalıştık ya. <laughs> Olur mu ya? <laughs> Tota'yla tanışmamış olabilir miyiz ya? <laughs> Emin olamadım. Tabii ki tanıştık ya? yani. Ee, çalıştık Yani Lugano da yani. kuvvetli. Sırım. Sırımlı yani. Sırım gibi adamlar bunlar. Cavani de inanılmaz kuvvetliydi. Yani hakikaten bir genetik Lugano'da özellik. Lugano da sahada göründüğü kadar kuvvetli. Yani o oyunla anlaşılacak bir şey mi? Yani şöyle tarif edeyim o zaman. Şimdi burada kaç kişiyiz arkadaşlarım? Soruyor. İki. Ya hanımefendiyi saymayacağım. Burada. Yani size yazık olmasın diye. Üç, dört, beş, altı kişiyiz. Lugano şuradan girse, Bruce Lee'nin şey filmini izlemiş miydiniz? Ee, her katta bir kişiyi indiriyor falan. Onu, bakın, Şimdi altı kişiyi 20 saniyede hepimiz canımızı okur yani. Canımızı okur. Bak, yani nasıl döver onu söylemiyorum da can çekişerek burada yani hanımefendiden de şey rica edeceğiz, ambulans çağırır mısınız bize? Ama önceden, söyleyeceğiz ki, siz hemen çabuk çağırın yani. Çabuk ruhunuzu teslim edebiliriz. Yanına yak, yak, yaklaşılmaz yani bu adamlar. Bazı sahnelerde şahit Abi, olduğunuzu... Gözleri açmış, öyle vamo dediğinde, de yani korkutucudur yani. Bu adamların hep öyledir, tahmin ediyorum. Ee, Uruguay biraz yüksekte. Ee, Rakım biraz yüksek, daha sertler şeyler yani. Bunlar ee, ee, o... yok kıyıya yaklaştıkça sanatçılık işte şey işte be, koordinasyon biraz daha yüksek kalitede yüksek seviyede olabiliyor ama biraz yukarı doğru gittiğinizde kuvvet dayanıklılık e, çünkü orada kuvvetli olmadan hayatta kalma şansı yok gibi öyle olmak zorundasınız yani şahane peki hocam son turnuvadan biraz bağlayalım sonra kadroya bakacağız son turnuvada e, çeyrek final yaptılar son 16'da Portekiz'i 2-1 elediler ki Portekiz hep doğal favorilerden biri Sonra çeyrek finalde Fransa'ya 2-0 kaybettiler ki Fransa'da. sonra gitti şampiyon oldu. Evet. Şampiyonu elenmek biraz ne gösterir bize? Bir şey gösterir mi? Her zaman bir yani ee... daha gidebilirlerdi bunlar aslında. Dedirtir. Dedirtir değil mi? Dedirtir. Ben yani çok etkilenmedim Uruguay'ın oynadığı oyunlardan. Ama Uruguay hiçbir zaman etkileyici futbol oynamadan son sonuçlara gitmiştir. Yani hiçbir zaman oynamadılar böyle acayip gösterişli futbollar. Şey hariç bir ...kazandıkları Copa Amerika'da... ...inanılmazlardı. 2010'da da... ...bir havaları vardı. Etkili bir takım çabuk bir takımdı ama... ...çok gösterişli oynamadan da... ...düşük skorlarla... ...savunma emniyetini asla elden bırakmadan, çok disiplinli... ...skorlara göre asla vazgeçmeden, pes etmeden devam edebilen bir ekip. Yani Türkiye'deki orta sıra takımları bazen... ...şey yapar ya... ...yukarı yapışır. Uruguay tam da öyle bir ekip yani. Ee, belki çok nitelikli kadroları olmuyor. Çok defoları olabiliyor kadroda ama yukarı yapışmayı başarabiliyorlar. O mücadele kimlikleriyle oluyor. Hocam kadroda çok tanıdık isimler. Muslera zaten artık Uruguay milli takımının çok uzun yıllardır kalesini koruyor. Müthiş bir tecrübe. Hala da o performansını gösterdiğini Gösterdi. düşünüyoruz herhalde. Doğru. Ee, artık izleyicilerimiz çok yakından tanıyorlar. Evet hep bildiğimiz bir oyuncuydu ama çok artık gözümüzün önünde ve e, yedek kulübesinde de şurada Maxi Gomez'i görüyoruz. Çok tecrübeli ya da çok yıldız bir santrfor hattının e, arasında o da forma şansı bekleyecek. Genel olarak bu kadro ile ilgili neler söylersiniz? Çünkü bir yenilenme sürecindeler. Genç bir teknik adamları var. Hı hı. E, Diego Alonso 2000'lerin başında İspanya Ligi'nden işte Atletico'dan Valencia'dan belki futbol severler. hatırlayabilirler. Çok aslında akılda kalıcı bir oyuncu değildi ama ee, şimdi teknik direktör olarak taktiksel yatkınlığıyla tarif edilen, taktiksel taktiksel esnekliğiyle daha doğrusu ve rakibe göre sistem kurmasıyla meşhur bir teknik direktör. İşte Konka Kaf'ın Şampiyonlar Ligi'ni iki kere kazandı Meksika'da. Ve ilk majör, majör, turnuvası. Bu kadro taktiksel esnekliğe ne kadar imkan sağlıyor hocam? Epeyce sağlar. Epeyce sağlar. Ee, zaten yani biz çıkar, kendi oyunumuzu oynarız ve oyunda üstünlük sağlar devam ederiz diyen bir ekip değil. Uruguay hiçbir zaman öyle olmadı. Ee, daha çok rakiplere göre de oynar. Yani kendisinin seviye olarak altında bir ekip e, görürse oyunda üstünlük talep eder. Ama e, turnuvalarda gözlemim şu genelde rakibe göre oynayan bir ekiptir. Oyuncuların taktik mobiliteleri yüksektir. E, çok sayıda çözüm oyuncusu var. Şimdi sırayla gidelim mesela. E, Aras Arasqueta, Temelde bir oyun kurucudur. Santfor arkası oynayabilen bir oyuncudur. Valverde'yi bir orta sahacı olarak biliriz ama Real Madrid'de Kanada'da koydu Ancelotti inanılmaz sonuç aldı ondan. Son dönemde ligde acayip goller atmaya başladı. 4 -4 Dikkatiniz 4 sağında çektiğinde. oynadı. 4 3ün sağında oynadı. Merkezde ama oynadı. oynadı. Evet. Ama Temelde omurga oyuncusudur bunlar her ikisi de. Evet. Şimdi bunların bir uygunlukları var. Ee... Aslında biraz böyle mi diyorsunuz hocam? Daha içeride Şöyle olurlar. Yani? Daha içeride olurlar, evet. Aynen öyle. Yani çizgi boyunca... Çizgiye paralel... Kanat oyuncusu gibi değil de daha fazla içeride oynarlar. Başka bir çözümden bahsedeceğim. Yüksek top. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası. Buralarda ciddi çözümdür. Neye ihtiyacınız var? Bir tane iyi servisçiye ihtiyacınız var. Göstereyim bir tane iyi servisçi. Güzel. Matias Wiener. Ee, şeyde neydi? Roma'da. Ee, Roma'da şey sakatlandığında ee, oynadı, süre aldı. Aynı zamanda Anaskevich duran topları etkili kullanabilir, iyi servis yapar. Şimdi size kafacıları sayıyorum. Kuates. Kim itiraz eder? Kimse. Ee, Beşiktaş'a üç tane mi attı? Ee, her yani sayılma, her duran beraber, top. Evet, her duran topun çözümüydü. Her Sportlikte. duran topta çok ciddi tehditti. Neredeyse hiç sektirmeden bütün toplara da vurdu. Bu çok ciddi bir silah. Jimenez yüksek topa çok etkili çıkar. Sekenlere düşenlere Suarez bakar. Darwin Nunes iyi kötü yüksek topu vardır. İyi, iyi evet. Ben evet. Tankur, Tottenham'da ben Tankur aynı şekilde Sekenleri. sekenlere bakar. Aynı zamanda bu ekip... Kendisine atılacak kenar serbest vuruşlar ve... kornerlerde de... E, Mus Mus Muslera'nın Kalesini savunurlar. Yani yukarıdan çok kolay geçemezsiniz. Geçit vermezler. Çok sayıda çözüm var. Duran toplar özelinde söyledim. Bunların her biri çözümdür. Ve boydan genelde da açıklamıyorsunuz. Boyla alakalı da açıklamıyorsunuz. Boyla hiç alakalı değil. Evet. Tabii Kuates uzun oynar evet. ama doğal bir yeteneği de var yani. Zamanlaması falan, vuruş, topa yön verme, vuruş kalitesi bu anlamda bu, bu anlamda iyi bir oyuncu. Şimdi e genelde rakibe göre oynatmaya çalışan esnekliği olan teknik adamlar için duran toplar olmazsa olmaz. Bu anlamda bir şansı var. Epey şansı var hocasının. Yani hocam Darwin Núñez'i kontratak oyununda kullanırsınız. Takı, kullanırsınız. E, yerleşik oyunda başka bir şekilde kullanırsınız. Hava, hava topu tarif ettiniz. Evet. Uzun top oynayacaksanız yine Darwin'den kullanabilirsiniz. Evet. Luis Suarez herhalde zaten artık her şeyi yapabildiğini her şeyi her yerde gösterdi o da. Evet doğru. E, Burada Santrifor hattında ne bekliyorsunuz hocam? Darwin Nunez, Luis Suarez, Edinson Cavani, Maxi Gomez. Ara ara Cavani'yi de sahada göreceğiz. Ben öyle tahmin ediyorum. Hem onun tecrübesi, deneyimi, artık gol konusunda ustalaştığı bir dönemi geçiriyor. Tamam finale doğru geldi artık ama hala yapabilecekleri var. Hala güçlü. Hala atletik yapısını korumayı başarabilmiş bir oyuncu, onu da zaman zaman sahada göreceğiz. Ben Maxi Gomez'i daha az göreceğimizi tahmin ediyorum. Diego Rossi'nin çağrılmamasını da herhalde siz zaten bu taktiksel düzenle biraz açıklamış oldunuz. Eğer ileride de kullanmayı da planlıyorsa zaten orada dört tane as oyuncusu var. Evet. Burada zaten Rusya'ya ye yer açılamıyor. Ama burada da biraz daha oyun kurucu rolü de oynayabilen. Merkezleşebilen oyuncu tercih ettiği için herhalde Rusya'yı almadı, ne dersiniz? Muhtemelen olacak? öyle ama İspanya'yı konuşurken e, şunu da altını çizmiştik. Aynen. Farklı bir oyuncuya da ihtiyaç duyabilirsiniz yani. Şimdi Aras Keata'da, e, Valverde'de hani, birebiri çok etkili olan oyuncular değil. Onları birebirlerle anlatmayız. Evet. Ama Rossi eğer sardıysanız ceza sahasının etrafını, yüklendiyseniz, skor olarak gerideyseniz ihtiyaç duyabileceğiniz bir oyuncuydu. Ceza sahasına bazen pasta giremiyorsunuz. Drip girmek gerekiyor. Çalımla girmek gerekiyor. Belki penaltı aramak gerekiyor. Yani çabuk seri stil, ayak değiştire değiştire gidebilen bir oyuncu çözüm olabilirdi. Ben Rossi'nin çağrılmasını bekliyordum. Ee, ama e, çağrılmadı. Ee, belki tanımadığımız diğer bazı kanat oyuncuları aynı efekti yapıyor olabilir. Aynı etkiyi gösteriyor olabilir. Peki burada kadronun belirleyici unsuru neresi olacak hocam sizce? Yani Muslera'nın her zaman kalitesini iyi biliyoruz ama Dünya Kupası'nın en güzel gollerinden de bazıları da Muslera'nın kalede olduğunu da Doğru. görmüştük. James Rodriguez'in golü evet. ilk akla gelenlerden. Yani Muslera çok güven veren bir kaleci olsa da bazen takım savunması... Nasıl anlatayım onu hocam? Oyun konsantrasyonuyla mı anlatmak lazım? Uruguay bazen oyun içinde dalgalanabiliyor mu konsantrasyon, konsantrasyon. Nadiren. Çok değil. Yani... Uruguay, benim çocukluğumdan beri izlediğim Uruguay takımları... yani genelde oyunda kalan ekipler oldu. Yani öyle kolay kolay dağıtamazsınız. Yani yüksek skora çıkamazsınız kolay kolay. Yani... O olmadı mı? Oldu. Üçlük, dörtlük, beşlik oldukları da oldu. Ama çok nadir olur bu. Yani genelde oyunda kalırlar. Ben birçok şeyin... buraya bağlı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bentancur ve Torreira. Yani... eğer... Yani takım savunması kusursuz işlesin istiyorsanız... öndekilerle arkadakileri bir arada tutacak olan bölge burası bütün takımlar için. Öyledir yani orta sahacılar sizin bağlantıda... E, hem fizik olarak sizi bağlar... hem sizi topla bağlar. E, bunlar ne kadar iş yapacak? Biraz buna bağlı. Aras Kayet'e de... desteği olur. Tabii, olur. Valverde'nin de Valverdenin olur. De olur. E, yani hocam aslında bazen... biraz sanki... Hadi bunları da bir tık çıkardım daralttı bunları da böyle birazcık daha. Gerçi Bentancur'u Tottenham'da iyi de bir çıkış yaptı hocam. Evet. E zaten kuvvetli oyuncuları istiyor Conte. Evet. Bentancur, Hoiberg, e, yani Perisic'i getirmesi, Sesenyon'un fiziksel olarak çıkışı. Yani şöyle biraz daha böyle bir Dar bir orta saha mı göreceğiz hocam ben? Anladığımı mı? Ben mi? öyle olacağını tahmin ediyorum. Son derece kompakt bir Uruguay milli takımı göreceğiz. Gidecekler, gelecekler evet. birlikte, birlikte. gidecekler, birlikte gelecekler. Uygun da kadro. Uygun. Hocam peki bazı sorular takımın kadrosu ile ilgili. E, Uruguay takımının sanatçısı kimdir saha içinde? Yani onun için perde yavaş yavaş kapanacak ama Suarez diyeceğiz. E, hakikaten yaptıklarıyla, bugüne kadar yaptıklarıyla en azından çok ciddi bir iz bıraktı. Çok fanları, hayranları var. Bizim evde de var. Benim küçük oğlum Suarez'ciydi mesela yıllarca. Onu sanatçı kategorisine almalıyız. Elimizdeki Samsung tabletin sanatçısı Espen aracılığıyla burada Suarez'i hemen işaretledim ben de. Peki bu tablet kadar hızlısı kimdir takım? Yani hız konusunda var sıkıntılar var Uruguay takımında da. Yani öyle acayip hızlı oyuncular yok ama Darwin Nunez'i o kategoriyi alabiliriz. E, Matias Vina'yı alabiliriz. E, ben bu ikisi. ikisini tercih ettim. Bilmiyorum katılır mısınız? Evet katılırım hocam. Darwin benim de e, daha önde gördüğüm bir oyuncu. Hı -hı. Sertlik olarak biraz zorlanacağınızı hızdan tam tersi konumda zorlanacağınızı düşünüyorum. Sertlik sağlamlık deyince kim geliyor aklınıza? Jimenez. Sertlik, sağlamlık, Jimenez çok beğendiğim bir oyuncu. Şimdi Godin de kenarda kaldı. O da serttir, sağlamdır, sık oyuncudur. Ama o da finale doğru geldi. Ben bu sebeple Jimenez diyeceğim. Güzel. Ben de hocam, evet ama Jimenez çok iyi seçim. Kesin katılıyorum. Ama şu üçünden birini de deseydiniz buna da %100 yüz doğru, ben de aynı fikirdeyim. Üçünü de sayabiliriz. Ben Tankur'un toplumdaki <laughs> Ee, o yazın herkesin bayıldığını gördüğümüz antrenmanlarında bu iyi yansıyacağını düşünüyorum evet. Ayrıca Ya Bentancur'a ben yıllarca yani e, İtalya ligini iyi takip eden arkadaşlarımla her maçtan sonra konuşurduk veya mesajlaşırız ee, özellikle de sevgili Güntekin Onay ile yani evet. o, o da İtalya ligini sıkı takip eder. Evet. Yani ben yıllarca Ben Bentancur çok şey buldum yani Juventus seviyesinin altında buldum veya Juventus çok ciddi katkı yapamıyor buldum ama milli takımda hep iyi top oynadı. Ee, şimdi Tottenham'daki performansı gerçekten şaşırtıcı bir tarafıyla. Belki de potansiyelini şimdi şimdi ortaya koymaya başlıyor. Hani bir şey anlatmıştık ya, şöhret biraz geç gelir Uruguay'a diye. Sanki onunki de öyle. Yani ilk defa ciddi sayılara ulaşmaya başladı, gol atmaya başladı falan. Biraz daha şeydi, sayıları düşük de, hep. gol, asist sayıları hep düşük kalmıştı hatırlarsınız evet. yani. Ama Bentancur'da sert ve sağlam kategorisinde alınabilir. Çok ciddi dinamizm katan bir oyuncu orta sahaya. Uruguay'a şöhret geç gelir. Çok hoşuma gitti bu arada slogan olarak da hocam. Peki, e, oyununu çok gönüllüyle tarif edebileceğiniz... Yani biz bu tablette aynı anda birkaç işi, birden fazla işi aynı anda yapabiliyoruz. Uruguay'da bunu yapabilen kim? Valverde. Çok iyi. Herhalde kimse itiraz etmez, etmez. değil mi? Yani ee, şu hem anda... savunma işlerinde, hem hücum işlerinde, hem yaratıcılık işlerinde, hem mücadele işlerinde hepsini bir arada yapabilen hakikaten çok hem mevki pozisyon e, olarak yani modern dönemin etkili oyuncuları arasında evet. mevkisel olarak da birkaç mevkide kullanabileceğiniz bir oyuncu. Noel Verdi o şekilde. Peki biz bu Samsung'un geniş ekranlarından 12. bölümdeyiz şu anda. 12 bölüm boyunca rahat rahat kadroları gördük. Analizimizi yaptık. Saha içinde oyunu en iyi gören Uruguaylı oyuncu desem kim söylersiniz? Benim Brezilya Ligi'ni sıkı takip ettiğim dönemde, artık yayında olmadığı için göremiyoruz ama... Aras Kayseri söyleyebilirim. Özellikle ilk yıllarında... Brezilya'da çok konuşulan oyuncular arasındaydı. Oyun görüşü iyidir. İyi bir pasördür yani. Oyun görüşü konusunda e, yani yine... Valverde desem de Tabii sanırım... Ki. Tabii Büyük ki. Luis Suarez desem? Tabii ki. Değil Onlar mi? da e, kabul görür. Her koşulda kabul görür ama... Ben RSKT'nin oyundaki boşlukları, rakibin ufak tefek defolarını yakalama konusunda iyi olduğunu düşünüyorum hep. E, hocam bu arada yani e, futboldan konuşuyoruz. E, bu oyundan konuşuyoruz ama başka oyunlara ilginiz var mıydı size? E, Küçükken varsa tabii ya. Yani. Ne oynardınız? E, yani top oynardık yani. <gülüyor> <gülüyor> top oynardık. Ya sokakta oynanabilecek her oyunu oynadım ben. Şanslı bir çocuktum. Yani e, bir dereye çok yakındık. yüzmeye orada öğrendim, balık tutmayı orada öğrendim, kenar mahallenin bütün avantajlarından yararlandım. Yani e, dümdüz bir alanda, tek kat evler, herkes bahçe, bir kiracıydık biz, çok dolaştık. İzmir'de, Eski Eskişehir'de ama yani e, sokakta oynanabilecek her şeyi oynadım ve yaptım. Şimdi çocuklar biraz daha online ortamda, daha böyle gerçekçi e, bir dünyanın içine dalıyorlar. Yani bir gerçek hayat bir de gerçekçi hayat e, kavramı. oyunları... Şimdi ben de görüyorum çocukları. Benim e, oğullarım da biraz daha küçük oldukları dönemde bu tablette oynanan oyunlar veya Bilgisayar, e, ekranda veya bilgisayarda şeydi. oynanan oyunlara e, gerçekten meraklıydılar. Orada futbol oyunları vardı. Ben de onlara şeyi söylüyordum yani bizim zamanımızda biraz daha farklıydı işler. Biz bir tahtanın üzerine futbol sahasını çizer, çivileri çakar işte 25 kuruşla 50 kuruşla onu top yapıp e, şey futbolu çivi futbolu oynardık. Ama şimdi çok daha gerçekçi oyunlar oynanıyor yani daha farklı. Şimdi e, bir dünya çapında turnuvalara katılabiliyorlar hocam orada çevrim çevrimiçi alanda. Şimdi Samsung'un Metaverse'deki e, sanal oyun alanı Taykun'da düzenlenen bir turnuva var. Roblox Space Cup böyle bir turnuvaymış hocam. Dünyanın birçok yerinden oyuncular katılabiliyor evet. ve muhteşem ödüller kazanma şansları Bizimde Bizim ediyor. de Berk Muhammed Sezgin var. O da bu işlerin ustası. Önemli evet. oyuncu. Hem ülkemizi temsil ediyor Berk Muhammed Sezgin hem de kadrosuna katabileceği oyuncular arıyormuş hocam bu arada. Siz de eğer iddialıysanız oradaki oyunları oynayıp o Dünya Kupası tadında dünya çapındaki organizasyona katılabilmek için... ...Berk Muhammed Sezgin'e katılabilmek için takip edeceğiniz yer Samsung Türkiye'nin Instagram sayfası. Sayfayı lütfen takip edin ve böylelikle o turnuvalara katılmak ve bundan sonraki gelişmeler hakkında da haberdar olabilmek için. Peki biraz hocam o zaman gruptaki şansları yolları ile ilgili. H grubu Portekiz, Gana, Kore dedik. Burada Uruguay gruptan çıkması favori takımlardan biri midir? Yani biz aslında Portekiz'i anlatırken Portekiz ...grubun doğal favorisidir demiştik ama sonra öyle şeyler oldu ki işte Ronaldo'nun menüsüel hakkında açıklamaları... ...soyunma odasında Bruno'yla... E, ...neredeyse selamlaşmayacak seviyede Bruno'nun Ronaldo'ya soğuk yapması... ...grup nereye geliyor şu anda? Daha başlamadan. Yani şimdi başlarken ipuçları gelmeye başladı. O iyi bir görüntü değil. Yani Portekiz soyunma odası... ...adına hiç iyi bir görüntü değil. Ronaldo'nun büyük etkisi var. Oynayacak. Ama... Yani o şöhret sanki biraz rahatsız edici hale gelmeye başlamış olabilir. Ronaldo'nun şöhreti. Ee, Ronaldo'nun şöhreti. Açıklamaları da... ...biraz katlanılması zor hale getirmiş olabilir kendisini. Bilemem. Bu arada grupta ben ne olursa olsun denklemde yüzde yüz Kore'nin bulunacağını düşünüyorum. Yüzde yüz olacaklar. Bakın Alman liginde... ...Koreliler uçuyorlar bu ara. Yani çok oyuncu var... ...Kore'den. İng İngiltere çok çok vardı. Var. Onu Hı. bölmemek için o Yunan <laughs> e, soyunma odasındaki görüntü de yani şimdi Bruno da takımın yıldızı Tabii. taraftarın Tabii. göz bebeklerinden biri evet. Ronaldo dedi ki Manchester United yönetim bana ihanet etti, hocaya saygı duymuyorum. Yani ben artık bağ kopardı attı. Evet. Bruno da acaba e, biraz zorunda kalmış olabilir mi o görüntü verirken? Olabilir. Mümkün. Yani e, bir kere katılmadığı çok açık. Aynı fikirde değil. Açıklamalar çok sertti. İşte Raglik'i tanımıyorum falan. Yani, Raglik... Belki sokaktaki vatandaş tanımıyor olabilir ama Raglik Dünya Futbolu'nun en saygın insanlarından bir tanesidir. Yani birçok bir pozisyonu kusursuz yapmış bir adamdır. Dünyayı değiştiren teknik adamlar onun elinden çıktılar. Yani Jürgen Klopp'lar... E, şeyler... Thomas Tuhel'ler... E, Nagelsmannlar bu Mainz çetesi diye benim olumlu çete anlamında söylüyorum. O çetenin başıdır yani. İki yılda bir atölyeler yapar. O e, büyük marka teknik adamlar bir araya gelir, derslere katılır, o atölyeye katılır, antrenman sahasında birlikte çalışırlar. Yani e, teknik direktörlerin, antrenörlerin, mesleğe yeni başlamış olanların, bazı spor direktörlerinin gözü hep e, gözü kulağı, e, gözü kulağı hep rakliktedir. Yani o çok tepeden bakış oldu biraz Ragdike. Tabii ki üzülmüştür, gerilmiştir, öyle söylemiştir. Ama büyür gibi hissediyorum. Çünkü şey büyük. Bunu Manchester United'da yaptığınız zaman... Bakın karşınıza aldıklarınız da, yanınıza çektikleriniz de çok büyük isimler olur hep. Yani çünkü United'da küçük isim olmaz. Antrenör de dahil, çalışanlar da dahil, takım arkadaşlarınız da dahil... Yani ciddi bir sorunla boğuşmak zorunda kalırsınız. E, fena bir cep açtı bence e, Ronaldo. E, takım etkilenebilir bundan. Portekiz'i biraz orada onu nasıl yönetecekler soru işareti koyduk o zaman Portekiz'e. Fernando sonuçlar. Santos çok deneyimli. Yani takım bunu halledebilirler. Teknik direktörü. E, yani bir süre üzerini örtebilirler. Sonra tekrar açılmak üzere bir süre bir ateşkes olabilir. Olmalı. Ama ne olursa olsun ben yani Kore'nin de denklemde olduğunu düşünüyorum. Uruguay'ın da denklemde olduğunu düşünüyorum. Gana'yı biraz daha grubun zayıf halkası olarak görüyorum ama bu üç takım arasında e, Uruguay'ın şansı diğerlerinden az değil. O kadar söyleyebilirim. Bu da bu öylece Uruguay videomuzda favori takımların son bölümü oluyor. 12 takımı seçtik. 12 takımı bu oyunu en iyi okuduğunu düşündüğüm Fikirlerini bu alanda ...en güvendiğim ve defalarca da test edildi, onaylandı, damgası da vurulan... ...Önder Özen'le birlikte anlatmak da benim için bir gururdu hocam. Çok teşekkür çok ederim. Çok çok teşekkür ederim. Benim için de sizle beraber olmak harikaydı. Bununla beraber yani bu e, Samsung Galaxy tepe 8'e de ben hayran kaldım. Bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Zaman zaman evde de çalıştık. Baktık kadroları üzerinde oynadık. E, kalemi kullandık. E, bir, yani futbol takımlarında da analiz yapmak için... Teknik direktörü bir şey göstermek için çok ciddi olanak sağlıyor. Kullanımı çok kolay. Ben bu cihazla çalışmaktan dolayı da mutlu oldum. Sizle olmak zaten güzeldi. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim hocam. Samsung'a da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Teşekkür Samsung Galaxy Tab S8 serisi bize bu favori takımlar boyunca bizimle işbirliği yaptıkları için bize destek verdikleri için çok teşekkür ederiz. Ee, Dünya kupası boyunca voleyi takip etmeyi unutmayın. Sürekli canlı yayınlarımız olacak, özel içeriklerimiz olacak. Hem YouTube sayfamızda hem uygulamada. Uygulamayı hala indirmeyenler için. Bir fırsat olsun bu hatırlatmam. Ücretsiz olarak indirip ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Özellikle maç sıralarında çok yoğun bir şekilde vole üyeleri, vole yorumcuları oradan yorumlarını, görüşlerini sıcağı sıcağına paylaşıyorlar. Yani diğer sosyal medya hesaplarından daha aktif kullandığımız bir alan olduğunu söyleyeyim. Özel içerikler de olacak oraya. Lütfen vole uygulamasını da indirin. Siz de bu videonun altına Dünya Kupası'ndaki favorilerinizi yazın. Turnuvanın sonunda da dönüp tekrar hep birlikte bakalım. Kim ne cevaplar vermiş diye evet. var mı hocam tahmininize bitirelim. Ben Brezilyalı, siz Arjantinlisiniz. Ben Arjantin e, bekliyor ve istiyorum. Bir sürpriz ihtimali de alalım. Madem bir B planı, İngiltere diyorum. İngiltere dediniz. B sürpriz. Yani sürprizler hep Almanya'ya bakar. <laughs> evet, güzel. <laughs> favori olmadıklarında sürpriz yapabilirler. Öyle o mi? Mümkün. Ben yani. de Almanya'da çok ters hissediyorum bu turnuvada. Yani ilk turda da gidebilir. Çok dağınık çok bir öyle bir... de görebiliriz çünkü onlar bir geçiş döneminde evet. şu anda. Ama sürpriz olacaksa Almanya sürprizleri kimseye bırakmıyor. Ben yine de altın çiziyorum. Ben Arjantin'i bekliyor ve istiyorum. Ben de Brezilya'yı bekliyorum ve ben de altın çiziyorum o zaman. Ee, böyle izleyicilerine çok teşekkür ediyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Galaxy t 8 serisi favori takımları sundu.